Selam. Bugün Netflix'in yeni filmi Ah Belinda'yı inceliyoruz. Çok sürpriz bir şekilde tanıtımları yayınlanmıştı. Şimdi hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi önce kadroya baktığımızda başrolde Neslihan Atagül yer alıyor. Ayrıca Serkan Çayoğlu, Necip Memili, Meral Çetinkaya, Beril Pozan, Kamil Güler gibi isimler de ona eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer otururken senaryoyu Hakan Bonomo kaleme alıyor. Konuya geldiğimizde ise ünlü bir oyuncu olan Dilara'nın parlak bir kariyeri ve çok güzel giden bir hayatı var. Ancak bir şampuan reklamında evli ve çocuklu bir kadını oynayınca tüm düzeni alt üst oluyor. Biz de bu komedi dramada Dilara'ya eşlik ediyoruz. Ah Belinda ilk önce 1986 yılında çekilmişti ve o zamanlarda başrolde Müjde Ar yer alıyordu. Atıf Yılmaz yönetirken Barış Pirasan da senaryoyu kaleme almış. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu olmak üzere 3 ödül almış. Şimdi ise daha da günümüze göre uyarlanmış bir versiyonu izliyoruz. Filme karanlık ve ıssız sokaklarda yürüyen bir kadına başlarken devamında bir gösteri olduğunu anlayarak devam ettik. Çok hızlı, çok enerjik ve cesur sahnelerle başlangıç yapıldı. Aradım yıllardır seni her yerde, bir türlü karşıma çıkmadın namus. Karakterin toplumda normal görülen kadın figüründen aile kavramına kadar her şeye aykırı yapısını sürekli belirttiler. Kendisi de her fırsatta bunu dile getirerek destekledi. Role kendini kaptırdıktan sonra tüm dünyasının değişmesi güzeldi. Bu hayatında evin çok demode ve eski tarz döşenip teknolojik aletlerin ise gayet modern olması çok anlamsız geldi. Taksideki Arap müşteri göndermesi de çok başarılıydı. Habibi, 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 taksi benim, haydi. Abi Allah belanı versin. Verdi kardeşim, verdi, haydi sür sür. Dilara'nın tepkileri çok güzeldi. Yaşadığı şoku ve inkar sürecini güzel verdiler. Necati'nin Handan sandığı Dilara'nın ters tepkilerine verdiği ifadeler de bayağı komikti. En çok sosyal medya açıklamalarına güldük, açıkçası nokta atışı yapmışlar. Karakterin sinir krizleri başarılıydı. Handan olan versiyonun yaşamındaki çatlaklarda merak uyandırmış. Belli başlı yerlerde filmi izlemek çok zor bir hale geliyor. Hem sesler hem kamera hareketleri sizi yorabilir. Karakterin içerisindeki karışıklığı böyle desteklemişler. Filmde çok fazla gönderme bulunuyor ve bunları bayağı komik bir dille vermişler. Çocukların uyutulma şekli de komikti. Ayrıca ilerleyen süreçte bu tekrar edildiğinde asıl korkanın Necati olması çok daha komik bir hale almış. Hem Dilara olarak hem de Handan'ı oynayan biri olarak Neslihan Atagül oyunculuğunu çok güzel konuşturmuş. Aile ilişkileri güzel yansıtılmış. Yerine oturmayan bir sürü şeyle birlikte etik dışı süreçlerde bolca yer alıyor. Belli bir yerden sonra Handan'ın aile yaşamına alışması ve bazı şeyleri kabulleniş süreci güzeldi. Kızının bazı şeylerin farkında olması çok merak uyandırıcıydı. Tekrar taksi lazım olduğunda aynı Araplarla karşılaşıp bu sefer taksiyi kaptırması da güzeldi. Benim taksi. Taksi dur, 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 dur. Ben Türk'üm. Arapça bilmiyorum. Karakterin kafa karışıklığını çok yerinde bulduk. Kişiliğinden dolayı hem asabi, hem eğlenceli, hem de hırslı bir yapısı var. Bu da onu çok sempatik ama aynı zamanda da zor bir haline getirmiş. Final tahmin ettiğimiz gibiydi ve gayet keyifliydi. Her şeyi yaşamış ama aynı zamanda da yaşamamış bir karakter için muazzam tepkiler verilmiş. Alt mesajlar yer yer çok derin anlamlara sahipken bazen geçiştirmek için oluşturulan durumlar da vardı. Mesela eniştesiyle ilgili süreçte Handan'ın hayatında daha ciddi bir olay bekliyorduk. Buna yer vermemeyi tercih ettiler. Ayrıca Necati'nin Handan'ın yüzündeki kanı falan görüp sormaması ve arabayı çarptığını bile sevişirken öğrenmesi de yetersiz geldi. Film günümüze güzel uyarlanmış. Aile üyelerini genelde en rahatsız edici insan tiplemelerinden derlemişler. Düzenin bozulmasın diyen, ince düşünmekten uzak bir koca, kontrol edilmesi imkansız iki çocuk, dırdırcı bir kayınvalide ve aklı bir karış havada kayınpederle gayet rahatsız edici bir aileydi. İş hayatındaki haksızlıkları saymıyoruz bile. Başarılı olmanın yetmediğini güzel gösterdiler. Biz Ah Belinda'yı beğendik. Daha iyi olabilir miydi? Elbette daha iyi olabilirdi. Şampuanı falan çıkarsa kullanmayacağız. İzlemesi keyifli, cesur sahneleri olan ve kargaşayı güzel yansıtan bir film olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Ah Belinda beklentilerinizi karşıladı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.